Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Kadıköy'den sesleniyoruz. Sadiye'de bulunan Sema Koltuk Döşemen'in konuğuyuz. Yanımızda firma sahibimiz Dursun Bey bulunmakta. Dursun Bey merhabalar. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim efendim. Bize firmanızla ilgili neler söyleyeceksiniz? Ne kadar süredir bu sektördesiniz? Bu sektörde aşağı yukarı 40 senedir bu sektördeyiz biz. Yani çıraklıktan başladık, ustalık. Ondan sonra işletmeciliğe kadar geldik yani. Dursun Bey, dile kolay. 40 yıllık bir başarı ve tecrübe söz konusu. Sizce başarınızın sırrı nedir? Neden müşterileriniz sizi tercih ediyor? Şimdi işimizi severek yapıyoruz. İnsanların kullanım alanlarına göre, tercihlerine göre biz ürün üretiyoruz. Mesela perdesine, efendim halısına, duvarına, odanın konumuna göre ürünler üretiyoruz. Özel tasarımlar. Bu tasarımlar tabii nerede kullanacak? Yatak odasında mı kullanacak, oturma odasında mı kullanacak, salonda mı kullanacak, nerede kullanacaksa ona göre tasarımlar hazırlıyoruz. Evet, çok şık ürünleriniz var. Gerçekten sürekli gelişme gösteren bir sektör içerisindesiniz. Çok güzel değişimler de söz konusu. Siz bu değişim ve gelişimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Değişim, yani yeni trendler neler, onları takip ediyoruz. Ne gibi kullanım alanları var, onlara göre tasarım üretiyoruz. Sağlamlığını, işte kumaş seçeneğini, işte model seçeneğini, bunları müşterilerimize sunuyoruz. Başarılı, istikrarlı ve emin adımlarla yolunuza devam ediyorsunuz ve tabii ki bu ürünler sizin aracılığınızla yurt dışına kadar ulaşabiliyor. Evet. Merak ediyoruz önümüzdeki dönemler için neleri hedefliyorsunuz? Hedefimiz ihracat, yani yurt dışına ihracat düşünüyoruz. Şu anda zaten gönderiyoruz, ihracat yapıyoruz. Ama yeterli derecede değil. Daha kapsamlı, daha ileriye dönük düşünüyoruz. Bizler de bu güzel hedefiniz doğrultusunda sizlere başarılar diliyoruz. Özellikle yurt dışındaki çalışmalarınız başarıya ulaştığı anda bu sadece sizin başarınız olmakla kalmıyor. Ülkemiz adına da güzel başarılara imza atmış oluyorsunuz. Şu anda Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz. Artı şu anda yurt dışında da talepler yoğun. Oraya da gönderiyoruz. Müşterilerimize teşekkür ediyoruz yoğun ilgiden dolayı. Evet, siz biraz daha farklı bir pencereden bakıyorsunuz aslında olaya. Çünkü sadece döşeme ile kalmıyorsunuz. Aynı zamanda bunun el işçiliği, ahşap oymacılığına kadar mobilyada gerekli olan tüm işlemleri güçlü bir ekip tarafından, tecrübeli bir ekip tarafından yapıyorsunuz. Atölyeniz bulunmakta değil mi Dursun Bey? Evet efendim. Nerededir atölyeniz? Ataşehir'de efendim. Kaç kişilik bir ekiple bu hizmetleri sunuyorsunuz? 10 kişilik ekibimiz var. Dursun Bey, sizce sektörünüzün en önemli sıkıntıları nelerdir? Sektörümüzün sıkıntıları tanıtım sıkıntısı ve bunun yanı sıra tabii ki maddiyat, devlet tarafından bize bir destek verilmesi lazım ki bizim gibi sektörler daha iyi yerlere, yurt dışına daha büyük ihracat yapabilirim. Evet, çok özel ürünler bunlar. Kişiye özel tasarlanıyor ve çok kısa süre içerisinde teslim edebiliyorsunuz. Evet. Bunları ne kadarlık bir yapım aşaması var? 15 günle 20 arasında değişiyor gün. Peki bu ürünlere bir ömür biçmek söz konusu mudur? Yani 10 yıl gibi bir süre içinde kullanabilirler. Evet, Türkiye artık tekstil konusunda, kumaş kalitesi konusunda çok prestijli bir konumda, dünyada çok tercih edilen bir noktada ve siz de bu kaliteyi işçiliğiniz, el beceriniz ve kabiliyetinizle birleştirip çok güzel ürünler sunuyorsunuz. Teşekkür ediyoruz sizlere. Teşekkür ederim. Buradan son olarak şu ana kadar sizleri tercih etmiş olan müşterilerinize ve izleyicilerimize neler söyleyeceksiniz Dursun Bey? Yoğun ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Müşterilerimiz çok seviyorlar ürünlerimizi. Çok beğeniliyor. Ayrıca biz işte dediğim gibi daha kapsamlı, daha çalışmak istiyoruz biz. Evet, belki büyük bir atölyede, fabrika tarzında, boyutunda. Evet. Düşünüyoruz yani şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Artı işte devletten bu tür destekler bekliyoruz. Bizim gibi esnaf arkadaşlara yardımcı olmasını istiyoruz. Evet, siz aslında biraz esnaflığın dışına da çıkıyorsunuz. Sadece bunu ticari mahiyette yapmıyorsunuz, sanatınızı da icra ediyorsunuz, yaşam alanlarımızı da güzelleştiriyorsunuz. Evet. Dursun Bey, vermiş olduğunuz kıymetli bilgilerden dolayı ve kaliteli hizmetten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Daha nice uzun yıllar başarılarınızın katlanarak devamını temenni ediyoruz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz efendim. Teşekkürler, sağ olun. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyicileri, Sema Koltuk Döşeme'den aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyoları'nda.